İkisi de değiliz, biz biziz. Yazı başlığım Leyla Zana'ya ait. Az sonra açılımına geleceğim. Ama önce Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olabilirim çıkışını bir kez daha irdeleyelim. Tabii DEM ve CHP penceresinden. Mevcut kurulan ilişkiyi nasıl bir dozajla zehirleyebilir? Şunun altını net bir şekilde çizelim. Başak hiçbir şekilde eşi Selahattin Demirtaş'tan habersiz böylesi bir siyasi çıkışta bulunmaz, bulunamaz da. Ne yetiştiği kültür, ne de aile ilişkileri ve ne de çevresel yaşam anlayışı. Yani başına buyruk bir takım yok. İşte bundan dolayıdır ki cezaevinden çıkışta Başak'ın adaylık çıkışı Edirne cezaevidir, Demirtaş'ın bizzatihi kendisine ait patenttir. Hal buyken 5-6 ay içerisinde ne oldu da Demirtaş saflar noktasında rotayı değiştirdi. Ki bu rota değişikliği Demi'de neler oluyor dedirtici bir şekilde sıkıntıya soktu. Şöyle ki Demirtaş cezaevinde olmasına rağmen partisinden daha aktif, sanki seçim meydanlarındaymış gibi 14-28 Mayıs'taki seçimlerde CHP safında yer aldı. Büyük bir destek, büyük bir sosyal medya üzerinden mesajlarla altılı masadaki partileri de geride bırakıcı bir ittifak. Kemal Kılıçdaroğlu'na çalıştı. Erdoğan'a kurduğu seni başkan yaptırmayacağız sloganını Kemal Bey için seni başkan yaptıracağız'a evirmişti. Ki iki hafta önce de CHP'nin birçok kurmayı Demirtaş'a cezaevinde ziyaret gerçekleştirmişti. Tüm bunlar vakiyken Başak'ın adaylık kartının çıkışı çok şey ifade ediyor. Çünkü İstanbul'da Başak Demirtaş'ın adaylığı demek Ekrem İmamoğlu'na açık ve net bir şekilde seçimi kaybettirmektir. Aynı rotada AK Parti'ye de seçimi kazandırmaktadır. Onun için ibre tersine döndü diyorum. Eğer ki DEM özünden müstakil kimliğinden uzaklaşıp CHP'ye aparat olmamış olsaydı bugün bu çıkışa kimse neler oluyor demezdi. Ancak şu nüans var, o da DEM'in ortaya koyacağı irade ve de Kandil'in İmralı'nın bu adaylık çıkışına göstereceği tepki göz ardı edilemez. Rıza gösterilir mi, gösterilmez mi meçhul. Ki DEM'de henüz net bir ifade ve tavır ortaya koymuş değil, istişare edeceğiz diyor. Netice neyi hasıl eder? Zaman içerisinde göreceğiz. Ancak saha araştırmalarına bakıyorum, anketlerdeki analizler de onu gösteriyor. Başak'ın adaylığı ağırlıklı olarak İstanbul olsa da ülke genelinde etkisi büyük olur. DEM'in oylarını arttırır. Bu çıkış ve oyların netliği vaki olması halinde üçüncü bir yol siyaseti de vücut bulabilir. Şayet DEM Başak'ın bu çıkışına hayır derse ki Kandil'de olmaz diye tavır takınırsa muhtemelendir ki Demirtaş cephesi bunu sineye çekmez. Denir ya bayrak açar. Bu da yeni bir parti için biz bize yeteriz sloganını alevlendirir. Özellikle 14-28 Mayıs'ta yaşanan oy kaybı ve 6 milyon seçmene karşılık altılı masadan bir gazoz kapağı dahi alınmamasının parti tabanında tepki oluşturduğunu biliyoruz. Nitekim DEM'in son aylarda sahadaki tansiyonu ölçmeye yönelik aldığı tepkilerin neticesidir. Yerel seçimlere üstten atama değil de parti tabanıyla belirlemeyi seçti. Her ne kadar kimi yerlerde bu alanda zehirlendiyse de seçmenin genel tavrı sivil siyaset. Bir önceki yazımda da değinmiştim Leyla Zana'nın 7 yıl sonra sessizliğini bozması. Yazı başlığıma da o sessizliğini bozduğu cümleyi aldım. Ne diyordu Zana? Ne CHP'nin ne de AKP'nin koltuk değneğiyiz. İkisi de değiliz, biz biziz. Zana ve Başak'ın birbirini tetikleyen bu çıkışları tesadüfi olmadığı gibi rastgele de değildir. Demirtaş'ın Diyarbakır'da annesini hastaneye ziyaret edişi ve sadece aile fertleriyle görüşmesi. Hasıl kelam, şayet DEM önceki seçimde yaşadığı ve yaşatılanı ders ibret noktasında görmezse, hiçbir şey olmamış gibi takınırsa, aparat olmaya devam ederse, hele ki İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana gibi illerde CHP'nin kazanma kaldırıcı olursa, işte o zaman denir ya çarşı fena karışır. DEM ve CHP'nin bünyesi buna dayanır mı, onu o gün geldiğinde konuşuruz. İş zor. Neyse bir not düşelim. Başak'ın hali hazırda yurt dışı gezisinde hasta olmadığı halde rapor aldığı iddiasıyla yargılanıyor. Resmi belgede sahtecilik. Bu suça dair ceza oranı 2,5 yılı kapsıyor. Aynı minvalde seçme ve seçilme hakkından da mahkumiyet alıyor. Ceza davası daha sonra istinafa yapılan itirazla bozuldu. Hali hazırda dava devam ediyor. Aman dikkat! Seçim havası artık solar haldeyiz. Adaylar seçmen turuna başladı. Çarşı pazar geziniyor. Ancak gezintiler, görüşmeler, ziyaretler esnasında bazı adayların karşılaştıkları psikolojik hadiseler var ki aman ha aman dedirtiyor.
Önceki seçim döneminde benzer psikolojik etkisi yüksek duruma karşılık uyarıda bulunmuştum. Adayın ruh dengesini bozacak, itibar suikastçilerine dikkatli olun diye. Çünkü bunlar ne yazık ki kimi çevrelerce paralı itibar suikastçıları olarak adayların karşısına çıkıyorlar. Yani birer sırttan gibiler. Aday çarşı pazar gezinirken, etrafa gülücükler dağıtırken, tokalaşma, öpüşme, gül atma, neşe saçma esnasında birden bitiveriyorlar. Karşılarına bu para provokatör suikastçiler. Bir seçmen, bir esnaf, vatandaş edasıyla adayın karşısına dikiliyor. Sorgulamaya başlıyor. Öyle laflar, öyle inatçılık sergiler ki karşısındakini sinir savaşı içerisine sokar hale getirir. Git dersin gitmez. Siz gitmek istersiniz o bırakmaz. Ki der demez refleks gelişir. Hele bir de o sırtlanın o itibar suikastçısının çevresel gözetleyici sırtlanları pusuya yatmışsa. Vay halinize. O kişiler ellerindeki cep telefonunu alıp tüm açıları kaydetmeye başlamıştır. Sizin sinir savaşı içerisindeki ruh halinizi an be an kaydeder. Sonra da onu yargısız infaz batakhanesi olan sosyal medyaya servis eder. İşte adayınız, İşte şu bu, adaya bakın, bakın seçmene nasıl davranıyor gibisinden alt notlarla sizi yem ederler. Netice itibariyle uyarımızı yineleyelim ki bu hangi partiden, hangi siyasi ve ideolojik akımdan olursanız olun, sakın başıma gelmez demeyin gelir. Böylesi bir itibar suikastine uğramak istemiyorsanız mutlaka ama mutlaka dikkatli ve sakin, sinirleri alınmış bir ruh haliyle hareket edin. Yoksa işiniz zor. Şimdiden uyarıyorum, yarın demedi de. İtirazım var. Neye mi? Diyarbakır'da organize edilen ve adına Demokratik İslam Konferansı denilen etkinliğin ismi nedir itirazım? Tabii içeriğine ve yapılacak konuşmaların muhtevasına değildir. Şöyle ki, hiçbir siyasi ve ideolojik söylem İslam'a libas edilemeyeceği gibi ön safında da yer almaz. En uygun ifade, İslam'da demokrasitik gibi kavramlar kullanılabilir. Aksi takdirde çok kavramlar öne çıkarılarak İslam'ın bütünlüğünü halel getirmiş olunur. Bilmem itirazımı ifade edebildim mi? Tabii konferansa katılan alimlerinizin de bu minvaldeki fikri beyanları olur mu? Soruyorlar. Okurların pür dikkatini çekmiş olacak ki MHP'nin üçer gün arayla 55 adayını açıklıyor olmasının sırrı nedir? Neden hep 55 diyor? Yanıt net ve basit. Çünkü MHP kuruluşunun 55. yılında. Kuruluş yıl dönümüne binaen böylesi bir strateji uyguluyor. Günün sözü, siyasetin ahlakı, sivil siyasetin özgür ruhuna bağlıdır.